Wow, canlarım bu. Look ne kanka? Merhaba Leyva, kanalıma hoş geldiniz. Bugün Enstitrim'den ikinci albüm olan Glitch Mode'u izleyeceğiz. Highlight Melee versiyonunu. Direkt geçelim, izleyelim bakalım nasıl olacak, ne bekliyor bizi. Biraz kapak fotoğrafını gördüm, böyle kim var ne, kim ne değişiklik falan olduğunda. Birkaç tane böyle değişiklik şaşırttı beni. Jenna'nın saçı falan olsun. Mark'ın direkt piercingleri falan olsun. Bayağı bir şaşırtmıştı beni. Direkt geçelim, izleyelim bakalım, görelim. Daha fazla Enstitrim'den de video istiyorsanız videoyu beğenip yorum kısmında bunu belirtebilirsiniz. Kanalıma da abone sevinirim. Let's go. Glitch. Glitch hani glitch ve aksaklık falan oluyor ya. Aksaklık hani o ismi gösterirken de biraz aksaklık olması hoş görüntü bu arada. Küçük. Tatlı. Wow. Oğlum Malcolm'ın bu style ne? Çok tehlikeli bir durum bu arada, biliyor musunuz? Hani saçların belli bir kesimleri falan yok. Piercing var, okey. Renkler hafif değişik. Garip. Bunu nasıl yapmışlar lan? Direkt kesim ol kesimden oluşan bir şey değil mi bu? Bilmiyorum, garip lan. What? Uf, manyak duruyor bu arada. Ortadaki fotoğrafta. Piercingli. Oh shit. Bu arada kısa saç. Tam böyle kısa saç olayı var yani Mark'ta. Uzun saçtan ziyade kısa saç mükemmel gidiyor bence. Okey, fire alarm. Wow. Bit fena değil gibi duruyor bu arada. Bu ne pa? Player milleri diye niye gösteriyorlar? Hem direkt şarkıdan şarkıyı gösteriyorlar, hem de hangi şarkı olduğunu, hem de kimin söylediğine dair bir yanında bir şey çıkıyor. Hani bu kişi söylüyor falan tarzında. Yani şu anlık o esnada. Onu gösteren bir şey sanırım. Ama bu look ne kanka? Wow. Fena duruyor. Ha, fazla erkeksi durmuyor mu? Saçlar biraz dağınık herkeste falan. Hoş duruyor ama beğendim yani bu durumu. Ne okey. Çıkalım kardeşim, ayıpsın. Arcade. Fena değil gibi duruyor. Wow, canlarım bu. Look ne kanka? Saçları dehşetli vahşet olmuş. Son zamanlarda gördüğüm en güzel saçlardan biri olabilir bu arada ve ikili renk karışımı olarak da en güzellerden biri olabilir. It's Yours diye bir şarkımız var. Güzel duruyor bu arada, etraf olsun falan. Bak şarkıyı da duyalım biraz. Acaba solo kendi şarkıları değildir değil mi? Sadece daha demin bahsettiğim gibi kendileri söyleyip hani o şarkı içerisinde belli bir kesimi kendileri söyleyip ona göre hani şu kişi şu şarkı şu anda şu söylüyor falan tarzında bir durum var sanırım. Aynen öyle. Teddy bir var. Hiç saçlarını falan ayırdıkları zaman zaten hiç an böyle ekstra bir güzel bir yakışıklı oluyor. Lens'le falan beraber manyak derecede iyi olmuş. Sanki böyle Avrupalılara falan benzemiş biraz da. Girl, okay. Biraz cool'luk ve havalık var. Hava katılmış bu arada, hoşuma gitti yani. Peki. Care replay. Evet, Longin saçları uzun daha iyiydi. Kısa da güzel ama uzun yani bayağı böyle hani wow falan olmuştu. Net ki keza ben de öyleydim. Bu da tatlı duruyor ama fena değil. Çok şirin duruyor. Çok küçük göstermiş kendisine. Söylemem gerekiyorsa yani ona. Replay şarkısı. Bu full albüm herhalde lan. Kısa veya az veya herhangi bir şey yazmadığı için full albüm olarak algılayacağım. 28. 3 gün kalmış lan bir de. Wow, my saç rengi mükemmel olmamışım bu arada. Ama bu halindeyken bir de ıslak hali falan daha güzel duruyordu, ben görmüştüm. Onun fotoğrafını falan olsun. Motorlu falan değişik bir işler var herhalde sanırım. Kask olduğuna göre aklıma başka bir şey gelmedi. Kolyeleri güzel duruyor bu arada.
Okey, Saturday Drip. Saturday Drip'in böyle hani sessiz ve hani böyle hızlı okunuşlu falan beğendim bu arada. Sakin şekilde hızlı okunuşunu. Better Than Gold. Jason. Ben ıslak saçlı her zaman benim gözüme güzel gelmiştir bu arada ya. Look falan olsun, duruş falan olsun. Gül de böyle ayrı karizmatik ve şey katmış yani heyecan katmış kendisi üzerinde. Better Than Gold. Okay. Tatlı vokaller. Aynen herkes beraber söylüyor. Şu an tam olarak netleştirdim. Yani böyle bir şey olması zor zaten. Herkesin solo bir şarkısı olması ama hani bir yine bir tereddütte kaldım yani. En iyisi çünkü belli olmaz. Drive. Full albüm herhalde. Aynen çok fazla yani mini veya bir şey yazmadığına göre full albüm olarak algılıyorum ben. Okay. Burada bayağı tatlı çıkmış bu arada. Longe'nin vokali tatlı gözüküyor. Yunus şarkısı mı acaba lan? Bu iki kişi göstermişler sadece burada. Sanırım. Emin olamadım. Okay. Never goodbye. What? Cem'in bu arada saçları bu kadar uzun muydu arkadan ya? What? Garip duruyor. Hoş duruyor ama. Biraz eskileri anımsatmış ama hoş duruyor. Canan'ın fotoğrafı da güzel duruyor burada bu arada. Güzel de ayarlamışlar burada highlight mail'i beğendim yani detaylı. Değişik değişik bir şeyler falan yazıyor bu. Hani critical charisma falan daha demin de görmüştüm ben gözüme denk gelmişti. Vokallerimiz bayağı sağlam. Rewind. Stage Remind şarkının adı değil mi lan? Remind çünkü genellikle bir hani bir özel tarzda bir şey tarzı falan oluyor da ismi genellikle. Yani öyle bir şeylerde falan kullanılıyor genellikle böyle videolarda falan derleme tarzında da. Dedim acaba o mu falan oldum yani bir an. Çoğunluğun fotoğrafları mükemmel duruyor bu arada. Witcher'ın da öyle, keza Jason'ın da. Evet tatlı biraz gibi. Glitch mode. Okey. Şarkımız burada herhalde. Herkes burada bir gergin gibi bu arada. Bir glitch yine bir glitchlenme oldu. Yine hani mahallemizin gençleri gibi. Hani böyle biraz daha modern takılan gençler gibi. Yani Jamie'den çıkarak hani dedim acaba eskileri falan mı diyorlar? Yo falan oldum ya. Böyle tatlı duruyorlar bu arada. Hoşuma gitti. Tam böyle yakışıklı çocuklar gibi duruyorlar yani. Okay. Glitch mode. Wow. Fads. Müthiş mükemmel bu arada. Burayı tekrar görüyorum. Vaa wow, Jamie'nin lüka bak Jamie'nin. Vaa wow, Hitchhiker'ın burnundakiler ne var öyle o? Çoğunlu. Lönçik poçik lönçik. Şaka mısın sen? Çoğunlu bir yasım olmaya ikinci bir yasım olabilir bu arada Dream'de. Hatta olu diyebilirim ya rahatlıkla. İyi Jinsung. Fena. Ha. Ha. Ah, bakalım abi biz neler bekliyor. Tatlı ve hoş gözüküyordu bu arada. Detay olarak falan olsun. Ya böyle tam ve bilgilendirici bir şey olmuş bu arada. Highlight medya olmuş. Bayağı hoşuma gitti. Tatlıydı yani. Detaylı ve ayrıntılıydı. Şarkılar da fena değil gibi duruyordu ama ben bazı şarkıları sanki böyle olsun. Böyle hani benzettim. Yani bir, sanki böyle bazı şarkılara benzemiş gibi hissettim. Çünkü çok fazla şarkı var ki yani çok fazla şarkı olduğu için style'ları falan olsa yani birbirine benzemeleri gerçi zaten gayet doğal. Onu direkt yani gözüme denk şeyde kulağıma işit yani kulağımda direkt bu durumu fark ettim. İşittim daha doğrusu. Onun haricinde visual'ları tamamıyla farklı olmuş. Bu çok önemli bir şey ve elenli sektöründe olsun, K-pop sektöründe olsun. Bu durum daha bayağı önemli. Söyleyiş ve okuyuş tarzları da farklıydı böyle. Hani bazı şarkılarda falan olsun.
Şimdi bu mu söylüyor falan durumları oluştu çünkü. Gerçi enstrümanı çok fazla albümü dinlemediğim için bu durumu aslında pek bir şey diyemem. İstiyorsanız bu arada dinleriz. İstediğiniz bir şey varsa eskilerden falan kalma yazabilirsiniz, bakabiliriz. Onun haricinde başka ne söyleyebilirim? Yani şimdi Glitch Mode tatlı duruyordu bu arada. Yine bir ikonik çünkü Einstein'in genel olarak böyle yaptığı şarkılar falan çok viral ve hani ikonik durumlara falan düşebiliyor. Bence o şarkılardan biri olabilir gibi geldi bana. Bakalım tam olarak MVC biraz merak kandırdı beni şarkısından ziyade. Şarkısı zaten güzele benziyor. Az çok görüyoruz yani duyduk zaten şarkıyı bir nebze olsa bile. Hani bendeki beklenti oluşturdu. Gerçi beklenti de sürekli olarak değişebiliyor böyle durumlarda falan. Evime giden hiçbir şey görmediğimiz için. Belki o görüntüler falan olsun ama arka plandaki kişiler olsun vesaire falan bunları tam olarak görmediğimiz için bir şey diyemem. O yüzden MV biraz daha merak etmem aslında doğal bir şey. Videonun sonu değil mi abi? Daha fazla NC ile ilgili video istiyorsanız video beğenip yorum kısmında bunu belirtebilirsiniz. Kanalıma da abone olursanız sevinirim. Kendinize bakın. Görüşmek üzere. Bay bay.